Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir bayram arasından sonra tekrardan tariflerimle karşınızdayım. Bugün herkesin yapabileceği kazandibi yapıyoruz. Tarifi denemenizi tavsiye ederim. Çok memnun kalacaksınız. Kazandibi için gerekli malzemeleri sırasıyla tencereye alıyoruz. Sütümüzü, nişastamızı, unumuzu ve şekerimizi ilave ediyoruz. Nişasta bence mutfakta çalışılması zor bir malzeme. Zaten her yere pofladı. İlk olarak tüm bu malzemeleri kendi arasında güzelce çırpıyoruz. Bunu ocağın altını açmadan çırparsanız kesinlikle pürüzsüz bir muhallebiniz olacaktır. Tüm malzemeler karıştıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Ve hiç durmadan karıştırarak muhallebimi pişiriyorum. Lütfen siz de hiç ara vermeden çırpın. Birazcık yorucu oluyor bu kısım. Özellikle 2 litre sütten olduğu için. Ama muhallebinizin pürüzsüzlüğü için bu noktayı atlamamanızı tavsiye ederim. Zaten yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Ara ara sizde kıvamını da göstereceğim. Gördüğünüz üzere hiçbir topak yok ve tamamen pürüzsüz. Ben burada şekerli vanilin koyuyorum ama bu tarifte şekerli vanilin zorunlu değil. Tamamen isteğe bağlı. Ocağımın altını kapatıyorum ve vanilimi de çırparak güzelce ilave ediyorum. Muhallebimi kenara alıyorum ve yapacağım tepsimi ocakta güzelce kızdırıyorum. İlk olarak birazcık tepsimin yanması gerekiyor ki muhallebiyi koyduğumda hemen böyle bir cızır cızır ettim. Burada gördüğünüz gibi. Ben şekerle yakmıyorum. Bizzat muhallebinin kendisini yakıyorum. Bence öyle daha lezzetli oluyor. Daha hafif olduğunu düşünüyorum. Ama siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Böyle tepsimi çevire çevire, muhallebimi yaya yaya güzelce tepsimin her yerinde eşit yanma elde etmeye çalışıyorum. Koyduğum muhallebi tepside tamamen yandığında altını kapatıyorum ve muhallebimi ilave ediyorum. Ben şurada şöyle bir hata yaptım. Muhallebi tepsim hala sıcakken arta kalan muhallebiyi döktüm ve üstüne oda sıcaklığından daha soğuk bir sıcaklıkta soğuttum. Çünkü acelem vardı. Bu da muhallebimin üstünde ufak tefek çatlamalara sebep oldu. Burada da gördüğünüz üzere tat ve kıvamda bir değişiklik olmadı. Ne kadar güzel yandığını görebiliyorsunuz. Deneyen herkese afiyet olsun.